Herkese merhaba, ben Ümit Ateş. Geçmişi özlemek videomuzun birincisiyle sizlerleyim. Bu videomuz biraz sohbet videosu gibi olacak. Geçmişe özlem duyup yaşanmış güzel anıları özlüyorsanız bu video tam size göre. 90'larda yaşamak videomuzun biraz farklı versiyonu olarak da yorumlayabilirsiniz. Bu içerikte video serilerinin gelmesi için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir gün son kez dışarıda oyun oynadık ve bunu kimse fark etmedi. Geçmişi düşündüğümüz zaman sanki daha dünmüş gibi geliyor insana. Düşünme biçimini değiştirince, biraz da sorgulayınca aslında aradan yıllar geçtiğini anlıyorsun. Tabii bunca zamanın bu kadar çabuk nasıl geçtiğini sorgulamadan edemiyorsun. Geçmişten bir günü düşlediğinizde diğerlerini de yavaş yavaş hatırlar ve geçmişin özlemini içten çekilmiş bir ah ile çıkarmaya çalışırsınız. Oysa ki o ah ile daha derin özlem sizi beklemektedir. İlk serimizde daha çok çocuklukla ilgili anılara değinmeye çalışacağız. Sizlerin isteği doğrultusunda bu anıları farklı videolarda tazelemeye çalışacağız. Çocukluk aslında neydi? Çocukluk küçük şeylerle mutlu olabilmekti. Sahi ne oldu o çocuğa? O çocuk öleli yıllar oldu. Ne selası verildi, ne namazı kılındı. Ama ölen o çocuğun ruhu hep içimizde yaşamaya devam etti ve edecektir de. Çocukluğumuza doyamadık, doymadık ama çok güzel günler yaşadık. Nasıl geçti o güzel o günler ve onca yıl anlayamadık. Hani bir söz var ya, kaybettiklerim arasında en çok çocukluğumu özledim. Hatırlamak istemediğimiz anılar da vardır elbette. Zaten hatırlamak istemediklerimizi değil, hatırlamak istediklerimizi hatırlarız. Benim sürekli söylediğim bir söz var. Zaman her şeyin ilacı gibi gözükse de aslında insanın en büyük gizli ve sinsi düşmanıdır. Yaş ilerledikçe hayatın sihri bozulmaya başladı. Sanki gri bir tona boyanmış, dünyaya hapsolmuş gibiyiz. Acaba bizler büyüdükçe kirlenen dünyanın renkleri o kirin altında mı kaldı? Çocukken evlerimiz daha büyükmüş gibi gelirdi. O zamanlarda genç olan büyüklerimizin ve kardeşlerimizin, akrabalarımızın, komşularımızın görüntüleri sanki çok eskiden izlediğimiz bir film gibi gelir bizlere. O filmi zihnimizden başka hiçbir yerde, hiçbir film sitesinde veya film arşivinde bulamayacağımız da acı bir gerçektir. Çocukluğumuzun geçtiği yerlerde artık o maneviyat yok. Çünkü hiçbir şey aynı değil. Kaldırım taşından ağaçlara kadar olan tüm anılar birer birer yok olmuş. Komşular eski ruhunu kaybetmiş, bir kısmı taşınmış, bir kısmı da geri dönülmez diyarlara göçmüş. Artık o zamandaki arkadaşlarımızla da pek bir bağ kalmamıştır aramızda. Bazılarıyla karşılaşsak bile selamdan ötesi yoktur. Bazılarının ise hangi diyarlarda ne işle meşgul olduğunu bile bilmiyoruz. Hayatta olup olmadıklarını bile bilmiyoruz. Bir daha asla o yıllara geri dönmemek insana en çok acı veren hislerden biridir. Annemizin, babamızın, akrabalarımızın, büyüklerimizin verdiği harçlıkları biriktirmek isteyip de biriktirememeyi özledik. Çocukken bir an önce büyümek isterdik. Nereden bilecektik ki büyüdüğümüz zaman çocuk olduğumuz yılları özleyeceğimizi? Bizler büyüdükçe sorunlarımız ve sorumluluklarımız da büyümüş. Bunu fark edemedik. Gönül işleri, arkadaşlık ilişkileri, yoğun iş temposu ya da işsizliğin verdiği bunalım derken bir bakarız ki etrafımızda kimsecikler yoktur. Tek başımıza ayrı bir odada derin derin gelecek kaygısı ile geçmişi arzulamaya başlarız. Gülerek, eğlenerek, belki kahkahalar atarak yaşadığımız o günleri artık gözleri yaşlı bir şekilde anarız. Küçükken acı denince aklımıza gelen tek şey yere düştüğümüzde hissettiğimiz duygudur. Diz kapaklarımızdaki yaraların acımasından başka acı bilmezdik. Hayatın gerçekleri gerçekten çok acıymış. İlkokula başladığımız günü unutmak mümkün mü hiç? İlkokula başladığımız günün verdiği heyecan ve korkuyu hepimiz yaşamışızdır. Annemizin ya da babamızın bizi okul sırasına bırakıp gittiğinde ya ağlamışızdır ya da ağlamamak için zor tutmuşuzdur kendimizi. İlk defa yabancı bir mekanda hiç tanımadığımız kişilerle kalmanın korkusu bizlere ilk defa yalnızlık hissini yaşatmıştır. Ama fazla uzun sürmemiştir bu korkumuz. Kısa zamanda öğretmenimizle ve arkadaşlarımızla kaynaşmayı başarmışızdır. İlk aşı olduğumuzda korktuğumuz o günü bile özledik. Ders aralarındaki 10 dakikalık teneffüslerde oyun oynamaya koştuğumuz o günler artık hayal oldu. Bizler büyüdük ve büyüdükçe hayallerimiz yalan oldu. Yaşadığımız o güzel günler ise
bir daha yaşanması mümkün olmayan hayal oldu. Okula giderken annemizin çantamızı taşıması, elimizi sımsıkı tuttuğu sırada sıcaklığıyla bize verdiği cesareti ve güveni hissederdik. Annemizin her gün usanmadan, bıkmadan, yorulmadan beslenme çantası hazırladığı o günleri özledik. Uykusuz kalıp da sınıfta uyukladığımız o günleri özledik. Büyüdükçe yaşam tarzlarımız ve zevklerimiz değişmeye başlamıştır. Müzik tarzımızdan giyimimize kadar her şeyimiz yavaş yavaş belirginleştiği ortaokul yıllarını özledik. İlk kez karşı cinse bir şeyler hissettiğimiz o anları özledik. Çocukça ve saf duygular barındıran ilk aşkımızı özledik. Hafta sonları babaannede, anneannede kaldığımız günleri özledik. Akrabalarla iç içe olduğumuz günleri. Gece gündüz demeden caddelerde, sokaklarda arkadaşlarımızla oynadığımız oyunları özledik. Tozlu ve çamurlu yolu özler mi insan? Özlüyor işte. Ama aslında özlediğimiz çamurlu yoldaki arkadaşlıklar ve oyunlardır. Misket oynamayı, saklambaç, yakan top, ip atlama gibi onlarca oyun ve mahalle arasında mahalle maçı yapmayı özledik. Futbolcuların fotoğraflarıyla pişti benzeri oynadığımız oyunları, luna parkları ve mahalle bakkallarını özledik. O yıllarda etrafta fazla araba yoktu. Sokaklarda, caddelerde kimseye aldırmadan koşup eğlenirdik. Bisiklete biner, uçurtma uçururduk. Her türlü oyunları oynayabildiğimiz sokaklar artık otoparktan farksız hale geldi. Her saniye geçen araçlar yüzünden karşıdan karşıya geçmek bile zorlaştı. 90'larda yaşamak videomuzda bu oyunlardan bahsetmiştim. İzlemeyenler kanalımızdan izleyebilir. İnşaatların bolca olduğu dönemlerdi. Bu inşaatların kumlarında oyun oynamayı özledik. Duvarların üstünden atlayıp bahçe tellerinin altından komando gibi sürünerek geçtiğimiz o günler artık yalnızca anılarımızda kaldı. Sobadan yansıyan ateşin ışığını, üzerindeki demlikten çıkan sesi özledik. Sobanın yanında ders yaptığımız ve hepimizin aynı odada olduğumuz o günleri arar olduk. Belki de günümüzde bunların birçoğunu kırsal bölgelerde yaşayanlar vardır. Ama eminim ki bizler kadar zevk alamıyorlardır. Çünkü bizim zamanımızda internet yoktu. Sanal dünyaya kapılıp sahte mutluluklara dalmıyorduk. Bu yüzden üzülüyorum yeni gelen nesil bunların çoğunu yaşayamayacak diye. Huzurlu uyumayı, uyumadan önce okulda ya da sokakta neler yapacağımızı planlamayı özledik. Masallara inanmayı, çizgi film karakterlerinin gerçek dünyada var olduğunu düşünmeyi özledik. Saatlerin umurumuzda olmadığı, sokakta atıştırdığımız, annelerimizin yaptığı ekmek arası sandviçleri özledik. Pazar günleri ailece hep bir arada kahvaltı yapmayı, bayram günleri akrabalarla, komşularla zaman geçirmeyi özledik. Bayramları günümüzde cep telefonlarından gönderdiğimiz toplu mesajlarla kutluyoruz artık. Hatta bilenler bilir, anne terliğini bile özledik. Radyoda çalan şarkıları kasete çekerek karışık bir kaset yapardık. Hayatın gerçeklerini bilmiyorduk. Geçim sıkıntısından çevre sorunlarına kadar hiçbir şey bizi fazla etkilemiyordu. Çünkü hiçbir şeyin farkında değildik. Farkında olmadığımız için mutluyduk. Eski fotoğraflar her şeyin ne kadar değiştiğini ve nasıl büyüdüğümüzü anlatır. Hele bir de o fotoğraflarda gördüğümüz bazı kişilerin hayatta olmayışı iç çektirir insanı. Saflığımızı, iyi niyetli oluşumuzu özledik. Herkese güvenebilmeyi ve hiçbir şekilde hiç kimseden art niyet aramamayı özledik. Bizler büyürken büyüklerimizin her geçen gün yaşlanmalarına seyirci olmaktı belki de içimizi acıtan. Bizler ne kadar büyürsek büyüyelim, anne ve babalarımızın gözünde her zaman çocuk olarak kalacağız. Büyümek zorundaydık. Büyüdük de. Çocukluğumuzu da hatırlayacağız. Bugünümüzü de düşünerek gelecekle ilgili planlarımıza da sımsıkı sarılacağız. O yıllardan hatırlamak istemediğimiz tek şey anne baba kavgalarıdır. Günümüzün anne babaları, çocuklarınızın yanında kavga etmeyin. Sorunlarınızı çocuklarınızdan ayrı bir yerde veya uzak bir şekilde çözün. Ve onlara bu sorunlarınızı yansıtmayın. Anılar asla yok olmaz. Ve siz yaşadıkça ölmez. Aslında geçmişi özlemek kendini özlemekten başka bir şey değil. Videolarımdan yola çıkarak belki de beni sürekli geçmişte yaşadığımı düşünen bir deli olarak düşünebilirsiniz. Geçmişe takılıp kalmayın, anı yaşayın, tadını çıkarın. Ama bazen de geçmişe giderek anılarınızı güzel güzel tazeleyin. Anıları tazelemek, o anıları unutmamak anlamına gelir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu tür videoların devamı için videoyu beğenmeniz yeterlidir. Sonraki bölümlerde farklı farklı anıları hatırlayacağız hep beraber. Sizlerin yaşamış olduğu anıları videonun altında yorum olarak görmek istiyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.